Bir kez yüksek uçuş denemesi yapıyorduk. Uçağı bayağı bir yükseğe çıkarmıştık. O esnada uçağımızın kumandayla bağlantısı koptu ve gözden kaybettik uçağı. O esnada da kumanda bağlantımız tabii ki uçağa yaklaşınca geldi. Bizim uçağımızda bir sistem var. Uçak uzak bir yere düştüğünde, kaybolduğunda sesi aktif ediyoruz. Ses çıkarıyor ve bize yerini bildiriyor. Daha sonra ileride bir kalabalık gördük ve uçağın oraya düşmüş olacağını düşündük. Kalabalık etrafına toplanmış. Oraya gittiğimizde uçağımızın oraya düşmüş olduğunu gördük. Biz de sesi aktif edince aracın Suriye'den gelmiş olduğunu düşünmüştük. Bomba falan var sanmışlar. O sesi de duyunca ürkmüşler. Biraz uzaklaşmışlar oradan. Oret 2005 yılında güneş enerjili arabalar ile başladı. Bundan sonraki süreçte hidrojenli arabalar, elektrikli arabalar, değişik robot projeleri ile devam etti. Günümüzde yine araba ekipleri devam etmekte. Onun dışında yeni projelerde katılım sağlamaktayız. 2016'dan beri zaten biz yarışmalara katılmaktayız kurulduğundan belli. İnsansız hava aracımız da bu sene uluslararası İHA'da serbest görev kategorisinde devam ediyoruz şu an. Serbest görev kategorisinde şu an iki İHA'mız var. Döner kanat ve sabit kanat olmak üzere. Bunları sürüş sistemi olarak birlikte kontrol edeceğiz. Şu anda görevimizin büyük bir kısmını bitirmiş durumdayız. Bu sene çok uçak kırmıyoruz aslında. Yani İHA'mız şu anda 100 uçuşun üzerinde oldu. Zaten asıl olay burada uçmak değil, konmaktır. Yani biz daha çok burada uçağı uçurmaktan ziyade indirmeyi daha iyi nasıl indirebiliriz onun üzerine çalışıyoruz. Ben buraya aslında yarım kalan hayalleri tamamlamaya geldim. Ben Sivaslıyım. Biliyorsunuz geçmişimizde bazı isimler var. Özellikle bizim bulunduğumuz sektöre etki eden, kendi havacılığımız için de çalışmış, feda etmiş kendine insanlar var. Vecihi Hürkuş gibi, Nuri Demirağ gibi. Kendi memleketimden olan Nuri Demirağ'ın hayallerini tamamlamaya geldim ben buraya. İleride yine Nuri Demirağ'ın izine yetişecek bir insan olarak ülkemiz için verimli araçlar üretebilen ve ülkemizi her yerde temsil edebilen güçlü bir uçak firması kurma hayalim var. Bu hayalim üzerinde çalışmak istiyorum. Uğraştığımız sektör zor bir sektör olduğu için illaki kazalar oluyor. Aynı zamanda da sonuçta bu uçak havada yani bir şekilde inmesi gerekiyor. Bazı durumlarda da biz indiremiyoruz. Yaptığımız kazalar da biraz peşi peşine gelince artık bazen insan ister istemez zorlanabiliyor. Daha sonrasında kaptanımızın şöyle bir söz döküldü ağzına. Ya Furkan çarp bina kalmadı artık dedi. Binaların üzerinde uçağımızın straforunun izleri var. Bazı binalarda parçalarımız var. Yerlerden, topraklardan parça topladığımız oldu. Ama tabii bunlar hepsi gelişimimiz için. Bunlar bizim güzel anlarımız aslında. İnsanların tepkilerini görmek çok güzel oluyor. Bu hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda insanların çok fazla tepkilerle karşılaşıyoruz. Biz uçağı dışarıda montaj ettiğimiz esnada yandan geçip sadece bir uçağa dışarıdan bakarak bu uçmaz diyenler de oldu. Onun dışında biz uçağı kaldırdığımızda çevredeki binalardan sürekli pencerelere toplanıp bize bakanlar, izleyenler, indikten sonra bizi alkışlayanlar çok oldu. Bu esnada çevrenin desteği tabii ki insanın üzerinde çok etkili oluyor. Yani insanların beğenisini almak, vatana millete hayırlı işler yaptığınızı düşünmek insanı çok motive ediyor. Ve bu da sizi tabii ki daha çalışkan bir insan yapıyor. Tabii ki bu araçlarda yaptığımız yerli motorlar, yerli motor sürücüler, arayüzler falan da var. Araçları hazır sistemler kullanarak değil, kendi yaptığımız ekipmanlarla, aletlerle güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu hem bilgi birikimi konusunda bize çok fayda sağlıyor, hem de yani gelecekte olması gereken de bu. Dışarıya bağlı olmamak, muhtaç olmamak, her işi kendimiz yapabilecek kapasitede olmamız gerektiğini bize öğretiyor. Bu senenin başında ilk otonom uçuşlarımızı gerçekleştirirken kullandığımız kontrol kartı ve uçuş bilgisayarının birbirine olan bağlantısı ve güç paylaşımı ile ilgili bir problem yaşadık. Biz uçuştan önce bütün kodları çalıştığından emindik ve uçuşa gerçekleştirdik. Ancak uçuş sırasında görevi gerçekleştirirken bir cihazın miliamperlik seviyesinde fazla elektrik çekmesinden dolayı uçuş kontrol kartının GPS'ine daha az güç bitmesinden ve kapanmasına neden oldu. Biliyorsunuz bir uçağın GPS'i gittiği zaman da otonom bir sistemle özellikle kör kalması anlamına geliyor ve görevden sapıp çok
alakasız bir yere düşmesine neden oldu. Bu tür şeyleri öğrendikçe ve kendimizde de bulunduğumuz Türkiye şartlarındaki sistemler, gerek yerli ve milli çalışmalar olsun, bu tür şeyleri kendimizde geliştirerek hem diğer bizden sonraki, özellikle ben son sınıf olduğumdan dolayı benden sonraki insanlara bilgi aktarımı ve bu onların da bilgi aktarımı diğer insanlara aktararak hem milletimizin teknoloji anlamındaki gelişmelere önem vermesini sağlıyoruz, hem de yapılan hataların başka insanlar tarafından yapılmadan, yani onların da aynı yoldan kolay bir şekilde geçmesini sağlayarak ilerlemeyi amaçlıyoruz. Bu projeleri yaparken hani ben sadece İHA'da olabilirim ama bu öğretim bize kattıkları. İHA'da boş zamanım olduğunda ben arabaya geliyorum mesela, arkadaşlara ne yardım edebilirim ya da ben ne öğrenebilirim deyip kendime daha fazla şey katabiliyorum. Zaten kulüp olarak misyonumuz birimiz, hepimiz hepimiz birimiz için. Hem burada gelişeceğiz, geliştireceğiz, ülkemize bir şey katacağız buradan öğrendiklerimizle. Ben buradan nice Selçuk bayraktarların çıkacağına inanıyorum. Tabii. Gençlerle her zaman gurur duyuyoruz biz. Özellikle genç kardeşlerimize ben yarışmalara başvurmalarını tavsiye ediyorum. Kendilerine desteklerimiz de sürüyor her zaman. Çünkü burada ata alan Üsküdar'ı geçiyor. Buraya geldiğim zaman değişik hissettim. Hani herkes şey diyor, bu işte mühendislik erkek işi değil mi? Sen bunu nasıl yapacaksın? Bu tarz şeylerde bulunuyorlar. Aslında işin içine buraya ilk girdiğim zaman atölyeden içeri, ya bu ne, ben nasıl yapacağım falan dedim. İlk gün beyaz pantolon giymiştim, simsiyah bir şekilde eve gittim falan. İkinci gün baktım çok eğlenceli, çok zevkli. Çünkü bu arkadaşlarım, kaptanım olsun, çok güzel şeyler öğretiyorlar bizlere. Yani bilmediğin şeyi sor mutlaka diyorlar. Hani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp gibisinden bir tarz bir şeyler. Burada uçak tasarımı yaptık. Uçak tasarımımızın analizlerini yaptık. Görüldüğü gibi uçağımızın gövdesi bu. Bunun aerodinamik olarak en verimli olmasını, en az sürükleme kuvvetine maruz kalmasını, bütün elektroniklerimizi rahat yerleştirebilmemiz gerektiğini bildiğimiz için buna göre analizler yaptık. ORED'de bazı işleyişler vardır. Üst dönemdeki arkadaşlarımız her zaman alt dönemde yeni gelen üyelere yardımcı olurlar. Öyle bir bağlantımız var ki şu an 5-6 sene öncesinden mezun olmuş ama ORED'den elini hiç çekmemiş kişiler var. Bunlar bize yardım ediyorlar sürekli, her konuda yardım ediyorlar. Burada herkes duygusal olarak birbirine bağlı durumda. Herkes birbirine yardım etmek, herkes bir şeyler öğrenmek istiyor. Buraya daha önce gelmediğim için çok pişman oldum. Ben bu sene yeni üyeyim. Ama bir senede gerçekten o kadar çok şey öğrendim ki anlatamam. Şey bekledim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. İnşallah Selçuk Bayraktarlar nice çıkar buradan. Ülkemizi... Bununla daha önce bir uçuşumuzda... Hangi hikayeydi? Inverted flag, bir de şu